Mesela öğleye kadar yemeğinizi yemişsiniz, kahvaltınızı yapmışsınız, uykunuzu almışsınız, öğle namazı için çıkmışsınız, caminin altındaki kahvehanede de bir saat oturmuşsunuz, esnemiyorsunuz. Yukarıya çıkınca esneme başlıyor. Neden? Diyor. Hoca efendi de cevap veriyor. Para sayarken de esnemiyorsun değil mi? Mesela yukarıya çıktığında birisi size bir çanta verse caminin içinde, kahveden camiye çıktınız ezanından sonra, ya şunu bir sayıver dese, para sayarken de esnemiyorsunuz. Bir çanta para olsa da esnemiyorsunuz. Yapılan yani insanların gözlemlerine göre insan para sayarken esnemezmiş. Harp ederken esnemezmiş. Harp ederken de insan esnemezmiş. Hanımıyla oynaşırken de esnemezmiş. Birinde para söz konusu, yani mal söz konusu. Birinde de harpte can söz konusu. Yani önem verdiğiniz işleri yaparken esnemiyorsunuz. Esnemiyorsunuz derken ben kendimi de katıyorum. Esnemiyoruz. Ama önem vermediklerimizde esniyoruz. Hocam ama kahvede, kahvede de gıybet çok tatlı. Gıybet çok tatlı olduğundan dolayı kahvede de esnemiyoruz. Hani zatın birine sormuşlar, neden demişler gıybet bu kadar tatlı? Demiş ki, gıybet serçe etine benzer. Köyden gelenler biraz bilir serçe etini. 10 tanesini doymuş yeseniz doymazsınız. Ama çok tatlıdır. Yani kekliğin etinden de tatlıdır. Tavuğun etinden de tatlıdır serçenin eti. Ve ne kadar yerseniz yedikçe yiyesiniz gelir. Karnınız da doymaz. Acıkacağınız zaman da yeniden acıkma durumuna düşersiniz. Esnememenin yolu bir, başta Rabbin huzuruna geldiğimizi dilimizle ifade ediyoruz ama mesela dilimizle nasıl ifade ediyoruz? Hani Türkçe dua niyet edenler için söylüyorum. Türkçe niyet edenler durdum divana der bizim Konya tabiri. Durdum divana, uydum Kur'an'a, yönüm kıbleye, kıblem Kabe'ye. Bunlar şart değil. O tarafta öyle dua ederler. Allah rızası için yatsı namazının farzını kılmaya, yani Allah rızası için namaza durduğumuzu dilimiz söylüyor da gönlümüz söylemiyor ona ama. Yani Rabbin huzurunda olduğumuzu hatırımızda tutsak o zaman esneme olmaz. Ben Rabbin huzurundayım ve ona, onun bana öğrettiği kelimelerle kulluk yapıyorum. Şuuru içerisinde olursak o zaman esneyemeyiz. Hocam unutuyorum diyor bazıları. 3 mü kıldım, 4 mü kıldım, 2 mi kıldım? Tereddüdüm oluyor, ne oluyor? Yine aynı hoca soruyor ona. Para sayarken de hep böyle İki yerine 3 verin mi 100 lirayı? 2 tane 100 lira vereceksen, onun yerine 3 verdiğin olur mu? Genelde olmaz. Hatta şöyle kağıdı yırtarcasına eliyle de bir sürter, 2 gitmesin. 2 gitmesin diye. Verdikten sonra bir de karşı tarafa diyor ki bir de sen say. Bulsan bile sayacakmışsın diye kendiliğinden bir söz de uyduruveriyor tabii ki. Neden? Burada da para söz konusu önemli. Namazımızı da paramız gibi, eşimiz gibi, canımız gibi değerli bulacak olursak o zaman esneme olmaz. Hiç olmaz demeyeyim, olur ama aza iner. Unutma da olmaz. Hani bazı unutkanlık hastalığı var, o ayrı bir şey. Onun doktorla tedavisi gereken bir olaydır. Ama unutkanlık hastalığı olmayanlar
mesela parayı nereye koyduğunu unutkanlık hastalığı olmayanlar unutmuyorlar hiç. Ya hocam unutkan olduk diyor. Bazı söz verdiğinde yerine getirmediğinde kusura bakma bende unutkanlık başladı da. Peki ama alacaklarını da unutuyor mu? Birilerinde alacağın vardı, onları unutuyor mu? Tarihini de unutuyor mu? Genelde olmaz. Unutma hastalığı ayrı bir şey tabii ki. Bunu önlemek için bir namaz kılarken okuduklarımızın da manasını hatırımızdan geçirmemiz gerekir. Mesela Kur'an ilk nazil oldu. İlk dinleyenler sahabe-i kiram. Sevgili Peygamberimize iman etmiş, ona arkadaşlık yapmış. Sahabe demek zaten sahip, arkadaş demektir. Peygamberin arkadaşları demektir. Sahabenin Türkçe karşılığı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a arkadaşlık yapmış insanlara ashab veya sahabe diyoruz. Onlar namaza durduklarında veya namazın dışında Kur'an okurlarken mana da otomatik olarak hafızalarında, hatırlarından geçiyor böyle. Hani suyu içerken bir su içiyorsunuz, o sıvıyı içiyorsunuz. Bir de göremediğiniz bir tat var, tat. Tat da geçiyor oradan. Baklavayı yerken bir o hamurdan olan şeyi yiyorsunuz. Bir de tadı görmek mümkün değil. Tadı kimse görmemiş bugüne kadar. Tadı da geçiyor ve anlıyorsunuz. Namazımız da aynen öyle. Okuduklarımızda dilimizden su gibi akmalı. Elhamdülillahi Rabbil alemin derken Rabbin huzurunda olduğumuzu, onu övdüğümüzü, neden? Ya bastığımız toprağı, bütün yediklerimizi çıkaran bu toprağı yaratan Allah Celle Celaluhu, hayran olduğumuz bütün deniz manzaralarını, dağ manzaralarını, çiçeklerin binbir çeşidini, kokuların binbir çeşidini yaratan Allah Celle Celaluhu'yu övüyorsunuz. Neyle övüyoruz? Onun öğrettiği kelimelerle övüyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Söz bize ait değil. Allah Celle Celaluhu beni böyle öveceksiniz diyor. Yoksa biz övmeye kalksaydık, kendi bildiğimiz güzelliklerden hareketle överdik, o da eksik olurdu. Onun için rükûmuzda Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz. Elhamdülillahi diyoruz ama rükûya vardığımızda Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz. O yüce olan Allah Celle Celaluhu ben biraz övdüm. Onun kelimeleriyle övdüm. O yaratılmışların hiçbirine benzemez. Onu kitaplarımızda şöyle der Sübhanallah kelimesinin manasını. Allah Celle Celaluhu ben eksik sıfatlardan tenzih olduğunu ve kemal sıfatlarla müttesif olduğunu söylüyorum diyorsunuz. Ama hepsi Osmanlıca kelimeler, aslı Arapça olan Osmanlıca terkiplerdir bunlar ama bugünkü dille ya Rabbi sen yarattıklarına benzemezsin. Biz ihtiyarlarız, saçımızdan ağarır, sakalımız ağarır, başımız ağrır, dişimiz sızır, uyuklarız, uyuruz, düşeriz, unuturuz ve sonunda ölürüz. Ama sende bizdeki yani yarattıklarındaki eksikliğin hiçbiri yok ya Rabbi. Bunu nereden sonra söylüyoruz? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim'i okuduktan, Zamm-ı Sure'yi de okuduktan sonra seni övdük ama ya Rabbi sen yücelerden yücesin diyoruz. Hani Türklerin atası kabul edilen değerli hocalarımızdan biri, yücelerden yücesin, kimse bilmez nicesin demiş. Dedem Korkut'un sözü, yücelerden yücesin,
kimse bilmez nicesin. Onu nerede söylüyoruz? Sübhane Rabbiyel A'la. A'la, yücelerden yücesin ya Rabbi. Nasılsın? Onu biz söyleyemeyiz ki. Görmedik ki. Bu gözler onu idrak edemez ki. Ayet-i Kerime öyle diyor zaten. La tudrikuhul ebsaru ve huve yudrikul ebsar. Gözler onu göremez ama o bütün gözleri görür diyor Allah Celle Celaluhu. Yalnız 7 milyarın gözünü, 7 milyarın 14 milyar gözünü değil, karıncaların gözünü, fillerin gözünü, hamsilerin gözünü, balinaların gözünü, yarada, karada ve denizde her ne var ise, her çiçeği, her böceği, her çocuğu, her çiçeği anında saniye saniye gören o Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda olduğumuzu hatırımızdan hiçbir zaman çıkarmamaya dikkat ederek namazımıza duracağız. Yolda yürürken de onun verdiği ayakla, onun yarattığı bu toprak, asfalt veya kaldırım üzerinde yürüdüğümüzü hatırlarsak, yan bakmamaya, yalan söylememeye, gıybet etmemeye, kimseye zarar vermemeye de dikkat ederiz. Onun için bir namazda ne okuduklarımızı bir gözden geçirelim dedim ben. Başta Rabbin huzuruna geliyoruz. Sabah namazına ilk kalktığımızda sevgili Peygamberimiz bize Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Sabahleyin uyandığında diyor, ilk söylediği şey. Mesela biz ne yaparız? Bak kız, namaz oldu diyoruz eşimize. Yani sabah namazı oldu. Ezan okunuyor veya saatimiz çaldı. Veya bir şekilde uyanmışız, saate baktık, vakit girmiş. Hanıma da diyoruz, uyan, namaz oldu. Peygamber Efendimiz böyle demezmiş. Uyandığında diyor, önce şunu derdi. La ilahe illallah, sesli dermiş. La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehu. Lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Ezberinde olmayanınız yok değil mi? Var mı ezberinde olmayan? Çünkü bu müezzinleri biz ciğer kebabıyla beslesek haklarını ödeyemeyiz. Birçok bildiklerimizi hocalarımızdan öğrenmemişsek cami imamından veya müezzininden öğreniyoruz. Tesbihin arkasında tesbihi çektirdikten sonra ne diyor? La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehu lehul mülkü ve lehül hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Duamızı yapıyor ve dışarıya çıkıyoruz. Sevgili Peygamberimiz de uyanınca ilk söylediği bu. Hani insanlar, yani özellikle insan psikolojisi üzerine televizyondan konuşan bilim adamlarımız, doktorlarımız veya psikologlarımız der ya, iş yerine gitmeden önce kendin hakkında iyimser düşünceleri geliştir. Ben kimseye zarar vermeyeceğim, herkese güler yüzlü davranacağım ve herkese güzel şeyler söyleyeceğim. Bütün insanlar iyidir, hava güzeldir, her şey güzeldir, çiçekler güzeldir deyip çarşıya çıkarsan diyor, iyiliklerle karşılaşırsın. Doğrudur. Yani buna hiç itirazımız yok. Bunu sevgili Peygamberimiz şöyle bize öğretmiş. İlk uyandığı kişi biraz sonra insanlara karışacak. Camiye gidecek, insanlara karşılaşacak. Efendimiz diyor ki, Allah'tan başka ilah yok. La ilahe illallah. Allah'tan başka yaratan, yaşatan ve yöneten yoktur. Vahdehu, o tektir. La şerike lehu, onun ortağı da yoktur. Yani birileri
benim karşıma çıkıp da yok Allah'ın dediği değil benim dediğim olacak derse, Allah'ın dediklerine bakma, benim veya benim gibi insanların koyduğu kurallara uyacaksın derse, kendimi psikolojikman hazırlıyorum. La ilahe illallahu vahdehu, la şerike lehu. Onun emir ve yasaklarına aykırı, ona karşı, ona zıt hüküm koyma yetkisine sahip hiçbir kişi de kurumda yoktur. Lehül mülk, mülk ona aittir. 7 milyar insandan bir tanesi ben bu yeryüzüne ilave olarak bir şey de koydum diyemiyormuş. Bilim adamları diyor, dünyamıza sonradan ilave edilen bir şey yoktur, eksiltilen de bir şey yoktur. Mesela çocukluğumuzda bazı uyanık köylülerimiz askerden öğrenmişler. Askerden gelince bize sorarlardı. Dünyanın kilosu kaç? Şu kadar milyon ton veya milyar ton. Peki şuraya 5 katlı bir bina yaptık. Buraya 10 ton çimento, 10 ton demir, şu kadar da tuğla koyduk. Şimdi kaç oldu? Aklı biraz gıt olanlar, onları da toplarlar, ilave ederler. Öbürü de der ki, onlar ilave edilmez. Çünkü onlar zaten bu dünyadan alındı, oraya koyuldu. Yani dünyaya uçaklar yaptık, ilave yük getirmiyor. Gemiler yaptık, ilave yük getirmiyor. Şu kadar kumaş dokuduk, ilave yük getirmiyor. Toprak pamuğa dönüştü, toprak koyunda ete dönüştü, et de yüne dönüştü. Petrolün kilosu zaten sabitti. Onlar tuttular, sentetik kumaşlara dönüştü. Aynıdır. İnsanoğlu dünyaya bir tek ipek yapacak böcek koyamamıştır. Rabbimin Hazreti Adem döneminde yarattığı ipek böceği hala ipek dokumaya devam ediyor. İnsanoğlu da yaptı mı yaptı. Çin ipeği yaptılar. Bursa'nın ipek böceğinin yaptığının kilosu 100 lira, metresi 100 liradan satılır. Çin ipeği 5 liradan satılır metresi. Sonra da doktorlar der ki sakın Çin ipeğini giymeyin, kaşıntı yapar sırtınıza diyor. Yani insanoğlunun yaptığıyla Allah Celle Celaluhu'nun yaptığı. Bir damla kan yapamamıştır insanoğlu. Eğer yapsalar var ya, bir tanker A pozitif, bir tanker A negatif, AB negatifi ve pozitifi, sıfır pozitiften kanlardan tanker tanker bütün hastahanelere koyarlar. Evlerimizde de 4 tane şişe olur. Onların içerisinde de o kanlardan bulunur. Ama yok. Çünkü bir damla kanın içerisinde milyon canlıyı Rabbim besleyip büyütüyormuş orada. Şeyde büyümüyor. Bir damlanın da hacmi büyümüyor. Ve insana da hayat veriyor. O giderse hayat gidiyor. Böyle bir Allah Celle Celaluhu'nun mülkünde ona itiraz edecek insanın olması halinde cehennemde yanacağını ifade ediyor Allah Celle Celaluhu. Lehül mülk, mülk ona aittir. Hani İstanbul şehri bir zamanlar Konstantin'indi, tapusu ona aitti. Fatih Sultan Mehmet geldi, ver lan şu tapuyu dedi, aldı. Ona kaldı mı? Yok, ona da kalmadı. Ne der insanlarımız? Sultan Süleyman'a kalmayan dünya. Sen de baki, sen de fani, ben de fani, baki olan Allah Celle Celaluh'tür. Lehül mülk onu ifade ediyor. Lehül mülk dediğimiz şey, kelime onu ifade eder. Mülk ona aittir. Hazreti Adem'den bugüne kadar yüz binlerce peygamber gelip geçti. Firavun gibi nice zalimler de geldi geçti. Ama Allah Celle Celaluhu'nun mülkü devam ediyor. Onun için lehül mülk, mülk ona aittir diyoruz. Lehül mülkü ve lehül hamdü.
Öyleyse övgüler de ona aittir. Ya bazen gazetelerde haber çıkar. Der ki, filan hastanede benim kalp ameliyatımla ilgilenen başta filan doktor olmak üzere hastanenin bütün çalışanlarına teşekkür ederim. Adam 70 yaşında. 70'i 365'te çarpıverin şu kadar gün. O kadar gün onun kalbini çalıştıran Allah Celle Celaluhu'ya bir defa teşekkür etmemiş bir adam. Derken kalpte bir arıza olmuş, kanda bir pıhtılaşma olmuş. O değerli doktorlarımız da orayı açıverdiğinden dolayı teşekkür. Teşekkür etmesin demiyorum, etsin ona. Biz bir çaya teşekkür ediyoruz, gülümseyene teşekkür ediyoruz ki herkese teşekkürümüzü sunarız da. Peki de 365 ile 70'i çarptığımızda şu kadar gün ve o kadar saat, bilir o günleri 24 saatle çarptığımızda kanımızı ve kalbimizi çalıştıran Allah Celle Celaluhu'ya bir defa olsun şükretmemiş, hamd etmemiş insanlar. İşte siz namaza durduğunuzda elhamdülillahi rabbil alemin derken gece sabaha kadar uyku halindeyken kendimizi bile bilmediğimiz bir anda bizim bütün hücrelerimize kanı pompalayan Allah Celle Celaluhu. Kalbimizi yaratan, kanımızı bütün vücudumuzda dolaştıran o Allah Celle Celaluhu'ya sabah namazında 4 defa elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz değil mi? 4 rekatlı namazımızda. Namaz bu işte. Ondan sonra bunu yarın söylüyoruz. Bu gece sabahleyin uyandığımızda sabah namazına uyandığımızda bunu söyleyeceğiz. Ben bunu ilk okuduğumda dedim ki kendi kendime yarın sabah namazına uyandığımda bunu söyleyeceğim dedim. İnşallah dememişim herhalde. Sabah namazına uyandım. Abdest alırken aklıma geldi. Halbuki yatakta söylemeye karar verdim. Ben sesli söyleyeyim, hanım da uyansın, namaza uyansın diye. İkinci gün yine abdest alırken bu sefer geldi. Orada söyledim abdest alırken de. Üçüncü gün yine abdest alırken aklıma gelince dedim ki geriye dön, yatağa yat, orada bunu söyle, ondan sonra gel namaza. Yaptım onu. İkinci gün uyandığımla söylediğim bir oldu ama. Ondan sonra söylemeye devam. Siz de okuyun. Hem sevaptır, manayı da düşünerek yapın yalnız. Allah'tan başka yaradan, yaşatan, yöneten yoktur. Onun ortağı yoktur. Biz Allah'ın dediğine değil, kendi dediklerimize uyarız diyenler ortaklık iddiasındalar. Onları da reddediyoruz biz. Rabbim senin emrettiğin ve yasakladıkların doğrudur. İnsanların emir ve yasakları senin kitabına, Resulün sünnetine uygunsa geçerlidir, yoksa geçerli değildir diyorsunuz. Mülk onundur. Yani bu ev benim, bu bahçe benim, bu tarla benim. Gidecek elinden. Geçici. Bizde intifa hakkı var yani eski tabirimizde. İntifa hakkı vardır. Faydalanıyoruz o kadar. Çocuğumuza kalacak, çocuğumuzdan da çıkacak, başkasına gidecek, satılacak, el değiştirecek o günden bu yana. Lehül mülk, yani bağlanmak yok. Burası geçici. Sevgili Peygamberimizin ifadesiyle yolcunun ağaç gölgesinde gölgele dinlenmesi gibidir diyor. Hazreti Adem'den beri insanlık yolculuk esnasındadır. Her biri geliyor, cennete doğru gidiyor. Ama bir kısmı ergenlik çağına gelince yolunu çeviriyor. Ben cehenneme gideceğim abi diyor. Müminler işte onların önüne geçiyorlar. Diyorlar ki olmaz, bu yol yanlış. Zorla değil tabii. Bu yol yanlış, sen benim kardeşimsin. Hazreti Adem'den kardeşimsin. Bu yol yanlış diyen insanlardır. Müslümanlar Kur'an'daki malları ve canlarıyla cihad ederler derken İnsanların 7 milyarın yolunun cehenneme
çıkmaması için malını ve canını ortaya koyan insanlardır diye tarif ediyor Allah Celle Celaluhu. Bu yolda insanların yolunu cennete çevirmeye, kendi yolumuzun da cennette devamını sağlamaya çalışırken kuralı biz koymayacağız. Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu kuralları sevgili peygamberimizin uyguladığı şekliyle devam ettireceğiz. Camiye evden çıkıyoruz, abdestimizi aldık, camiye geliyoruz. Karşılaştığınız herkese selam vereceksiniz. Bu sabah yapacağız. Selamünaleyküm, selamünaleyküm. İşine giden olsun, camiye giden olsun. Selamünaleyküm, 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 selamünaleyküm. Konya'nın manevi mimarı diye kabul edilir. Allah rahmet eylesin. Hacı Veysade Mustafa Efendi derler. İmam Hatip Okulu'nun ve İslam Enstitüsü'nün çok değerli hocalarından olmuş o. Çok değerli hocalar yetiştirmiş. Şu anda yaşayan birçok hocamız onun talebesi. Hiç selam vermeden geçtiği adam olmamış Konya şehrinde. Bir gün oğluyla beraber İstanbul'a gelmişler. Sultanahmet'ten Beyazıt'a doğru o ana yolda gidiyorlar. Gelene selamünaleyküm, 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 selamünaleyküm. Baba, burası insan seli, yetişmek mümkün değil. Bunlar sonra almasını bilmezler. Demiş, oğlum almayanlarınkini sen al. Selamünaleyküm, aleykümselam, selamünaleyküm, aleykümselam, selamünaleyküm, aleykümselam, akşama kadar. Baba bak, demiş, ne oldu? Ne olacak oğlum? 5000 defa selam verdiysek, 5000 defa sen sevaba girdin, 5000 defa da ben sevaba girdim. Ağzımızda da bir eksiklik olmadı, yorulma da olmadı. Hele hele mahallelerde birbirimizi tanırız ya, gönüllerde muhabbeti artırır. Selam vererek geliyoruz camiye girerken. Allah'ım bütün faziletleri, bütün lütufları senden istiyorum diyerek duamızı yaparak giriyoruz. Ve tekbirimizi alırken önce şeytandan Allah'a sığınıyoruz değil mi? Euzubillahi mineşşeytanirracim. Şeytandan, şeytanın şerrinden ya Rabbi ben sana sığınırım. Şeytanı kimse görmedi bugüne kadar, görmedik. Ama etkisini üzerimizde görürüz değil mi? Hocanın çok böyle güzel bir vaazını dinledik, filan yerdeki kursa veya camiye de yardım. Çok da güzel konuştuğundan dolayı bizi etkiledi. Şu kadar vereyim diyorsunuz. Bol keseden davrandınız. Ondan sonra kalktınız, namaza başladınız. Ya işte ekmek alınacağı, tuz alınacağı, şeker alınacağı, yarıya. Ondan sonra kapıdan çıkarken, ya belki hele oğlana da şeker alınacağı, kıza da çikolata alınacağı, bir yarıya daha indirtiyor. Hani ben görmedim demiş Mevlana'ya birisi, kendine bir bak aynada demiş. Yavur bir adam, siz şeytana inanır mısınız? İnanırım demiş. Biz inanmayız demiş, ben inanmam demiş. Şeytanı ben görmedim demiş, aynaya bakarsan görürsün demiş. Sen bana şeytanlık yapıyorsun çünkü diyor o anda. O anda benim fikrimi, inancımı bozmaya çalışıyorsun diyor. Namazımızda arkasından Bismillahirrahmanirrahim. Namazı kılıyoruz ama bu namazı kılmamızda da bizi ayakta tutan, bizi iman üzerinde tutan ve bizi buraya kadar getiren Allah Celle Celaluhu'nun adı olan, Rahman ve Rahim olan adlarıyla başlarım ben. Namaza Allah'ın adıyla başlıyorum. Başlarım, orada manası odur. Bismillahirrahmanirrahim. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, onun emriyle ben bu namaza başlıyorum diyoruz ve Allahu Ekber diyorsunuz. Gündüz dışarıdayken, ya filan adam hakikaten çok büyük adam be, siyasette büyük adam, cesarette büyük adam, sanatta büyük adam gibi bazı insanları büyütürüz. Takdir etme açısından günah değil ama insanlığını unutmamak insanı günaha sokmaz eğer bunu insanlığını unutmazsak. Ama Hazreti İsa Aleyhisselam'ı büyüteceğiz derken Hristiyanlar,
büyütmüşler, büyütmüşler, ya olsa olsa Allah'ın oğlu olur demişler. Orada gavur oluvermişler, top yemiyor. Rabbim diyor, ben demiyorum onu. Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır diyor. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Yani şu andaki mevcut Hristiyanların, yani 1400 evvelki Hristiyanların da böyle diyenlerin kafir olduğunu Allah Celle Celaluhu haber veriyor. Biz namazımıza geliyoruz, o büyük bildiğimiz herkesi yaratan da o olduğundan dolayı. Güzellikte zirve, cesarette zirve, sanatta zirve, ilimde zirve, cesarette zirve adamlar vardır. Ama Rabbim huzuruna gelince diyoruz ki Allahu Ekber. En büyük Allah Celle Celaluh'tür diyoruz. Hani en güzel sevdiğiniz ne varsa yeryüzünde, en sevdiğiniz ne varsa, mekan olur bu, içecek olur bu, yiyecek olur bu, giyecek olur bu, her neyse. Bütün bunları yaradan Allah Celle Celaluh'tür. Yani büyüklük anlayışı bizde bilgimizle orantılıdır. En büyük dağ dediğinizde köyümüzdeki filan dağ akla gelir. Ama Himalaya dağı hepsinden büyükmüş mesela, ben görmedim. Himalaya dağı dünyanın en büyük. Bir de Everest tepesi en yükseğiymiş dünyanın. Büyüklük onunla mı sınırlı? 7 kat sema var diyor Rabbim. Kur'an-ı Kerim'de 7 kat sema var diyor. Yani 7 kat semayı ve yeryüzünü yaradanın hepsinden büyük olması gerekir yaratan. Onun için onu ifade ediyorsunuz. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elinizi bir de şöyle yapıyorsunuz ya, dünyanın tamamını attım geriye. Allahu Ekber. En büyük Allah Celle Celaluh'tür. Filan ülkenin orduları büyükmüş, parası da büyükmüş, gücü de büyükmüş. Biz Roma'nın çöktüğünü gördük, değil mi? Roma'nın gücüne erişmediler daha. Osmanlı da göçtü. Osmanlı da 15 milyon kilometre kare toprağa sahipken o da göçtü. Bunların hepsi ifade var burada. Allahu Ekber. Çökmeyen ve göçmeyen yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluh'tür. Ben onunla bağımı koparmamaya çalışıyorum. Hani demişler ya, insana dayanma ölür, ağaca dayanma çürür demişler. Vurur ve çürür. Biz insanları severiz, ağaçları da severiz. Ağacı ve insanı, yeri ve göğü yaradan Allah Celle Celaluhu'ya güveniriz. Tevekkeltü babam. Babama tevekkül ettim diyen var mı? Yok, yeryüzünde yoktur. Babam sağ olsun der. Bazen arabanın arkasına yazmış. Babam sağ olsun diye yazmış. Sakınca yok ondan. Ama babama tevekkül ederim yok. Hatta peygambere tevekkül ederim de yok dinimizde. Tevekkül yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Neye? Ölümsüz olan, fani olmayan, hep baki olan, ezeli ve ebedi olan, yalnız ve yalnız o Allah Celle Celaluhu olduğundan Allahu Ekber diyoruz. Namazımıza dururken bunu söylüyorsunuz. Geri kalanını attım diyorsun. Allahu Ekber. Ondan sonra başlıyoruz. Sübhaneke. Allah'ım seni tesbih ederim. Sübhaneke Allahümme. Allah'ım seni tesbih ederim. Tesbihi biraz önce söyledim. Sen yaratılmışlar gibi ölümlü değilsin, hastalanmazsın, baş ağrısı çekmezsin, şeker hastası olmazsın. Hiçbir eksiklik sende yok, ölüm yok sende. Sende bizdeki eksiklikler yok, en güzel sıfatlar ve isimler sana aittir diyoruz. Ve senin hamdinle seni hamd ederiz. Biraz sonra hamd edeceğiz. Nasıl? Elhamdü lillahi rabbil alemin diyerek başlayacağız. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebara kesmik.
Senin ismin yüceler yücesidir. Yani en yüce, en güzel isimler sana aittir. Kur'an'da وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى Bütün güzel isimler ona aittir. فَدِعُوهُ بِهَا Allah'a dua ederken Esma-ül Husnasıyla, yani onun isimleriyle dua edin. Onu ne yapıyorsunuz siz? Allahümme salli ala Muhammedin. Allahümme diyerek başlıyorsunuz duanıza. Allahümme barik ala Muhammedin gibi dualarımızı Allah'ın adıyla başlıyoruz. Çünkü ondan isteyeceğiz biz. Ve tebârekesnû ve teâlâ ceddük. Senin şanın çok yücedir. Bir de cenazede ve celle senâ'u. Senin ismin, şanın, şöhretin en yücedir ya Rabbi. Ve lâ ilâhe gayruk. Senden başka ilah yoktur. Onu sabahleyin söyledik. Lâ ilâhe illallahû. Bakınız, müezzin efendi bunu günde 5 vakitte bir, eşhedü en la ilahe illallah da, 2 defa eşhedü en la ilahe, bir de sonunda la ilahe illallah. 3 defa bir ezanda. Yani 15 defa. En 15 defa müezzin İstanbul şehrinde 4000 kadar camide müezzinlerimiz la ilahe illallah diyorlar. Yalnız manası insanlarımıza fazla öğretilmediğinden etki meydana gelmiyor. Sesi güzel dese, makam da güzelse, inanan da inanmayan da "Oh, ne güzel okuyor be" diyor. Sultanahmet'te biliyorsunuz karşılıklı okunur. Ayasofya, ben Ayasofya imamlığı da yaptım. İstanbul Merkez Vaizliğinden emekli oldum. Ondan önce Ayasofya Camii, ilk ben kıldırdım orada. Şimdi Ayasofya'da kılınmıyor hala. Ayasofya'nın önünde sonradan ilave edilen, Osmanlı'nın ilave ettiği yerde ben ilk namazı 1991 yılında kıldırdım. Öğle namazıyla, pazar günü öğle namazıyla bir Şubat ayının birinde namazı kıldırmaya başladım. O gündür bugündür devam ediyor orada namaz. Müezzin, güzel sesli bir imamımız var orada. Şeyle karşılıklı okurlar. Sultanahmet Camisi'yle. Bir ara Firuza Camisi'yle okumuşlardı daha önce. Çok güzel, hele hele Sultanahmet'teki hocamızın sesi çok daha güzel. O tek başına okuduğu zamanlar da yani Müslüman, gayrimüslim olan herkes böyle kendinden geçercesine dinler. Manasını bilse eğer Müslüman daha bir coşar, kafir de manasını bilse yürür şeyin üzerine, müezzinin üzerine yürür. Sevgili Peygamberimizin ilk muhatapları hep Arap dilini bilen insanlardı, Araptılar. Sevgili Peygamberimizin ilk insanlara sunduğu şey, oku değil, oku Peygamberimize inen ayettir. İlk insanlara tebliği, şahıs şahıs fuar kurulmuş, fuarda herkes malını satıyor. O fuara gidiyor, çeşitli kabilelerden, devletlerden gelenlere diyor ki şöyle deyin, kurtulun manası. Kulu diyor ki söyleyin. La ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah deyin, kurtulun diyor. Hatta sonradan Müslüman olmuş. Mekke fethedilince Müslüman olmuş biri diyor ki ben fuara katılmıştım. Bu adam, tabii daha Müslüman değil o zaman. Bu adam bize geldi, böyle demişti. Ama arkasında bir grup vardı, başlarında da biri vardı. İnanmayın, hasta, yeğenimdir, tedavi edemedik, delirdi diyordu. Kimidi o? Ebu Leheb, Peygamber Efendimiz'in amcası. Peygamber Efendimiz'in ilk duyurduğu bu. Çölden gelmiş bir adam, o da görmüş Peygamber Efendimiz'i. Kulu la ilahe illallahu tuflihu. Çölden gelmiş adam ama Arap'ın dininin inceliklerini biliyor yalnız. Demiş ki bu adam daha iman etmiş değil. Bu adam dünyayı karşısına alıyor demiş.
Biz onu anlıyor muyuz şimdi la ilahe illallah dediğimizde? İşimizde meşgulüz, müşteri de yok. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Gelecek mi acaba? La ilahe illallah. Müşteri ne zaman gelecek? La ilahe illallah, la ilahe illallah. Hocam akşama kadar 1000 defa la ilahe illallah. Deme ya. 3 defa çok ciddi olarak de. Manasını anlayarak 3 defa de. Yani 1000 defa derdi demeyin anlamında anlamıyorum ben bunu. Manasını anlayarak deyin. Allah'tan başka yaratan, yaşatan ve yöneten yoktur. Ebu Leheb, Mekke parlamentosunun üyesi. Bizim dediğimiz olmayacak mı yani? Senin dediğin mi olacak? Demiyorlar peygamberime. Niye? O kelime de benim dediğim de olmayacak. Allah'ın dediği olacak. Yaratan ve yaşatan ve de yöneten Allah Celle Celaluh'tür diyoruz ezan-ı Muhammedi ile. Onun için bakın ezan duasını okuduk biraz önce değil mi? Allahümme Rabbe hâzihil daveti tâmme diyorsunuz. Davet, daveti biliyoruz. Düğüne davet etmek, yemeğe davet etmek gibi, komşuyu davet etmek gibi. Aynı manadır. İslam'a insanları davet etmede en mükemmel davet ezandır diyor Peygamber Efendimiz. Ama mesela geçsek birçok müezzinimiz bilir de birçok müezzinimiz de ya ne söylüyorsun sen burada dediğinde Türkçesini bilir. Allah'tan başka ilah yoktur. Peki hocam ama söylediğim bu kelime ikisi Arapça, ikisi Türkçe. Türkçeden şey Allah'tan Allah kelimesi Arapça. Başka Türkçe, ilah Arapça, yoktur Türkçe. İlah kelimesini biz Türk dilinde olmadığından dolayı kavramıyoruz onu. Arap kavramış, hem çöldeki adam kavramış. Bu adam dünyayı karşısına alıyor. Bir gün galip gelirse gelip Müslüman olacağım demiş. Çölüne gitmiş. Yine koyunun devesinin yanına gitmiş. Biz insanlığa şunu diyoruz bununla. İnsanın insana kulluk yapması, kölelik yapması dinimize göre yasaktır. 7 milyar insan Allah katında eşittir. Nasıl? Onu sevgili peygamberimiz bir tarağın dişleri gibi eşittir diyor. Tarağın dişleri hep aynı boydadır. İnsanlar da şey bakımından, Kur'an'a muhatap olma, havayı soluma bakımından eşit miyiz? Şu anda hepimiz aynı anda aynı havayı alıyoruz. Güneşin ısısından ve ışığından yararlanmada, dışarı parka çıktığımızda gavurun, Müslümanın, Hristiyanın, Yahudinin, Budistin farkı var mı? Rabbim şunu diyorum, ben Müslümana ışıtırım filan ışıtmam. Eşit veriyor Kur'an'da. İnsanlara şöyle iniyor. Ya eyyuhennâs ubudû rabbekumullezî halakakum. Yaratan Rabbinize kulluk yapın. Yani onun dediklerini tutun. Onun koyduğu yasaklara uyun. Onun verdiği emirleri yerine getirin. Kulluk bu. Bunu yapmazsanız kimin emir ve yasaklarına uyuyorsanız onun kulu olursunuz. Onunla da cehenneme gidersiniz. Onun için namazımız bize, ezanımız bizi en iyi uyarandır. Onun için manayı çok iyi bilen Mehmet Akif merhum, İstiklal Marşı'nın içine yerleştirmiş. Kabul edenlerin birçoğu mananın inceliğini bilmeden kabul etmişler. Bu şehadetler ki, bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Dinin temeli sözü bile Kur'an'dan alınmış bir ifadedir. Ve ma erselnâ min kablike min rasûlin illâ nûhî ileyhi en lâ ilâhe illâ ene fâbudû. Bütün peygamberler ümmetlerine bunu anlattılar diyor. Lâ ilâhe illallahı ve yalnız Allah'a kulluk yapmayı anlattılar diyor Allah Celle Celaluhu. Onun için ezan-ı Muhammedi de günde 5 defa okunuyor. Onun için Mehmet Akif merhum, bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli.
İslam dininin, Hazreti Adem'in getirdiği dinin, İbrahim Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Muhammed Aleyhisselam'ın dininin temeli La ilahe illallah. Muhammed'in Resulullah değişir. İbrahim Aleyhisselam zamanında İbrahim Resulullah. Musa Aleyhisselam zamanında La ilahe illallah Musa Resulullah. La ilahe illallah İsa Resulullah. Ve son kıyamete kadar La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ederiz. Errahmanirrahim. Bakın. Dikkat edin manaya. Günde kaç defa besmele çekersiniz tahmin edin. En az 300 defa besmele çekersiniz. En az. Ya sabahleyin kalkıyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Elbise giyiyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Abdest alıyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Arabaya biniyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Namaza başlıyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Her rekatta Bismillahirrahmanirrahim. 300 defa Rabbimin Esma-ül Husna'sını zikrediyorsunuz. Ben size şunu deseydim başta bunları demeden. Siz her gün Allah'ın güzel isimlerinden 300 defa çekiyorsunuz desem, yok hocam vallahi yapmıyoruz ya. Yapıyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim'de bir Allah ismi, iki Rahman ismi, üç Rahim ismi zikredilmiş oluyor. Ama zikretmek yeterli değil. Rabbimin o manalarını, o isimlerindeki mananın bizde de tecelli etmesi için biz bunu istiyoruz. Yani mesela bal canınız istedi. Elinizde tesbih alsanız bal 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 bal. Karnınız doyar mı? Ağzınız tatlanır mı? Tatlanmaz. Bin defa bal 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 diyeceğinize bir defa parmağınızı bala daldırsanız da ağzınıza götürseniz ondan iyi. Karnınız aç. 70 bin defa ekmek karın doyurur, ekmek karın doyurur, ekmek karın doyurur, ekmek karın doyurur, ekmek karın doyurur. Tesbih çekseniz faydası var mı? Yok. 70 bin defa ekmek karın doyurur bilgisini tekrarlamaktansa çeyrek ekmek yemek ondan faydalı. Onun için sevgili Peygamberimiz faydasız ilimden Allah'a sığınırım diyor. Allahümme inni euzubike min ilmin la yenfa. Faydasız ilimden sana sığınırım. Ya Rabbi diyor. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Adam hocası demiş ki günde 100 defa Bismillah de. Kıbleye dön, çek. Hayır, çekmeyi demiyorum burada. Manayı düşünerek çek. Çocuklar ve torunlar da evin içerisinde ellerinde tenekeler, oyuncaklar, tıngır 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 oynuyorlar. Onun önünden de geçiyorlar. Hanım çocuklara sahip olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hanım! Bismillahirrahmanirrahim. Hanım! Rahman ve Rahim ismini boşuna çekiyoruz şimdi. Çocuğa bir tane kaptırdık, o da yere düştü. Allah Celle Celaluhu her suçumuz için bize kaptırsaydı ayakta duramazdık. Gıybetimizden, yalanımızdan, haramımızdan dolayı. Hani sar Allah'tan demişler şarap, şarap sarhoşluk veriyor da yani zararı belli. Yalan da ondan daha beter bir haramdır. Şaraptan beter bir haramdır yalan. Her yalan söyleyişimizde böyle, arabada gidiyorsunuz, iyi şoförsünüz, her yalanınızda da sarhoşluk verseydi Rabbim, araba süremeyi verirdik. Gıybet, sarhoşluk verseydi duramazdı. Yani suçla her suç için Rabbim bize fırsat tanıyor, tevbe et diyor, istiğfar et diyor, günahsız olarak Rabbim huzuruna gel diyor bize. Bismillahirrahmanirrahim veya Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim diyen mümin Rabbimin Rahman isminden bize de tecelli ettirmesi için babanıza annenize karşı rahmetle merhametle muamele, eşinize karşı merhametli, muhabbetli, çocuklarınıza karşı şefkatli davranırsanız, komşularınıza karşı gönlümüzü geniş tutarsanız,
küçük günahlarını, büyük günahlarını, hatalarını görmezden gelip komşum diye bağrınıza basarsanız, Rahman isminin sizde fayda vermeye başladığını anlayınız. Hocam sitede bir iyi adam benim lan diyorsunuz veya apartmanda. İyiliğiniz sizin demeniz de olmaz. Gece saat 3 uykuya dalmışsınız, derken zil çalmış. Komşu uzak yoldan gelmiş, hanımı uyandıramamış. Aşağı ilk kapının da anahtarı cebinde yok. Kızıyor musunuz, kızmıyor musunuz? Ulan bu apartmanda 10 kişinin içerisinde enayi ben miyim ben? Geçirmeyin içimizden, sevinin. 10 kişinin içerisinde benim dilimi çalmışsa ben iyi adamım. Bu adam benim kızmayacağımı hesap etmiş. İyi itibar bırakmışsınız. Bir tane Almanya'dan hatırayla anlatayım. Konferans için gittim. Otelde yer ayırtmışlar ama bir tanesi orada ilk camiyi yapmanın temelinde bulunan biri. İlk cami Fatih Camisi'dir hocam. Temelinde ben varım diyor. Dernek başkanlığı da yaptım. O günden bugüne. Bayağı yaşı da benden ileri. İnşaat işiyle de uğraşıyor. Maddi durumu da çok iyi. Zenginler Mahallesi'nde bir sitede kalıyor. Almanlar çoğunlukla bir tek bu gelmiş oraya zengin biri olarak. Orada ev almış. Başlangıçta çok iyi bir adam. Mercedes'in arkasında sonradan gördüm. Bir kutu çikolata taşır. Küçük çikolatalardan gelen, şeker şeker. Hemen ev geliverdiğinde Alman çocuklarına gel bakalım bana bir tane, ona bir tane, ona bir tane. Hepsine birer tane vermiş. Alman çocuklarının anneleri de şekerleri almışlar, laboratuvara göndermişler. Bu hacı bizim çocukları zehirleyecek gibi. Laboratuvardan temiz gelmiş. Şimdi orada 10 yıldır oturuyor. Büyükler de çekedilik diyor, küçükler de saygıyla koşuşuyorlar. O yine dağıtıyor şekeri. Her gelişinde şekeri dağıtıyor, çikolatayı dağıtıyor. Siteye bazı arızalar olduğunda, kaça yaparsın dediklerinde, siz bir Alman kurumuyla görüşün, oradan fiyat alın, yarısına yaparım diyor. Bir Alman kurumuyla görüşün, yani Almanların da şeyini ortaya çıkarıyor. Affedersiniz, kazıklamasını ortaya çıkarıyor. O şartları bildirin siz, onlar zaten Alman orada bütün şartlarını ileri sürer, onun da olmasını ister. Siz bütün şartlarını yazın, Alman bir firmasıyla görüşün, onun dediğinin yarısına yaparım. 10 yıldır tamirini de ben yaparım, para da kazanıyordum bu arada ben diyor. Yani ben de orada şey yapmıyorum, paramı da kazanıyorum. Karşı tarafın daha fazla insafsız olduğunu da ortaya koyuyorum. Benim burada anlatmak istediğim şuydu, şimdi sitenin en güvenilen, en sevilen insanı haline gelivermiş. Gece yarısı aniden hastalanmış. Sizin de arabanız var. Sitede diyelim 10 tane de araba var veya 20 tane araba var. Sizin zilinizi basabiliyorsa komşu senin arabayla bir hastaneye kadar gidelim, ambulans gelinceye kadar gecikebilir diyorsa siz iyisiniz. İyi olmaya, iyilerle beraber olmaya, İyilerle beraber sevgili peygamberimize ahirette sancağının altında toplanmaya ve onun öncülüğünde cennete gitmeye gayret gösterelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Fatiha suresini beraber gelecek ay hangi gündü? Burada yetkili yok herhalde. Perşembe de. Gün olarak nasıl ay olur, ayın tarihini de söyleyelim de. Üçüncü perşembeydi de ben onu biliyorum, şey olarak söyledim. Aralık ayının üçüncü perşembesi. Öyle mi? 16'sı. 15'ine geliyormuş. Ayın 15'inde, Aralık ayının 15'inde Fatiha'ya devam edelim. Evinizdeki Kur'an meali ve tefsirden bir okuyun. Hazırlık. Nasıl? 15 doğru, tamam. 15 Aralık'ta beraber burada yine Fatiha suresini bir tefsirden okuyup, siz de okuyun, ben de okuyayım.
bir beraber etrafımızca konuşalım, anlaşalım, manayı anlamaya, anlama yeterli değil, anladığımız manayı uygulamaya devam edelim. Lillahi'l-Fatiha.